Merhaba futbol aşıkları. Videoya geçmeden önce bizi Facebook'ta takip etmeyi unutmayın. Linke açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ekibini göstermek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Vitor Pereira önderliğinde hazırlıklarına devam eden Sarı Lacivertler'de takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan gönderilecek isimler de merak konusu olmaya devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira kamp çalışmaları sonunda raporunu yönetime ilettiği kaydedilirken Portekizli teknik adamın takımda düşünmediği isimler de ortaya çıktı. TFF'nin yeni yabancı sınırı kararının ardından kadrosunda 18 yabancı futbolcu bulunduran Fenerbahçe'nin bu sayıyı 14'e düşürmesi için 4 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekecek. İşte Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği o isimler. Mametian, Lemos, Zanka, Perotti, Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Fransız L'Équipe röportaj verdi. Fenerbahçe'de oynamanın rüya gibi olduğunu söyleyen Özil, Fenerbahçe taraftarı ile ilgili de bu kadar özel ilgi ve sevgi gösterilince karşılığında en iyisini vermek istiyorsunuz dedi. İşte Mesut Özil'in o sözleri. Baskıyı bir motivasyon olarak görüyorum. Bu kadar özel bir ilgi ve sevgi gösterilince karşılığında en iyisini vermek için kendinizi borçlu hissediyorsunuz. Bu sevgiyi görmek bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şey. Bazı akrabalarım burada yaşadığı için neredeyse her yaz ziyarete gelirdik. Evde Türkçe konuşarak ve televizyonda Fenerbahçe maçları izleyerek büyüdüm. Burada futbol oynamak ve insanları futbola bağlayan tutkuyu en ön sıradan hissedebilmek benim için çok anlamlı. Bir gün bu formayı giyebilmek benim için gerçek bir rüyaydı. İmza atalı 7 ay oldu ve bu kulüpte oynamanın ne demek olduğunu her geçen gün daha fazla anlıyorum. Fenerbahçe taraftarıyla ilgili de konuşan Mesut Özil, son zamanlarda özellikle sosyal medyada bana çok destek verdiler dedi. Fenerbahçe Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna yine şanssızlıklarla adım atıyor. Adana Demirspor ile pazar akşamı deplasmanda karşılaşacak Sarı Lacivertler'de takımın en formda isimlerinden Dimitris Perkas'ın omzunun çıkması ve maçta yer alamayacak olması Vitor Pereira'yı zora soktu. Üstüne takımın gol umudu Enner Valencia'da adalesinde ağrı nedeniyle dünkü idmanda yer almadı. Milliyet'te yer alan habere göre, lige başlangıç öncesinde kadrosuna beklenen transferler henüz yetişmedi. Forvet isteyen Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanı öncesi bir gelişme olmadı. Stopere Güney Koreli Kim Min-jae gelse de henüz Çin'deki kulübü Beijing Guoan ile resmi anlaşma sağlanamadı. Bu nedenle maça yetişmesi zor gözüküyor. Sol kanat içinde hamle yapması beklenen Fenerbahçe henüz adım atamadı. Caner Erkin de kadro dışı olduğu için Adana'da sol kanatta Ferdi Kadıoğlu olacak. Vitor Pereira'nın orta sahaya istediği transfer de şu an için yetişmiyor. Kadro dışı kalan isimlerden sadece Ademi'nin resmi olarak takımdan ayrılması da bir diğer çözülmesi gereken konu. Fenerbahçe'de pazar akşamı oynanacak Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor. Vitor Pereira yönetimdeki antrenman, ısınma ve koşu çalışmalarına başladı. Ardından pas ve duran top çalışmaları üzerinde duran takım çifte kale maçla günü bitirdi. Adalesinde ağrı olan Valencia katılmadı. Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosunu genişletme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İki ezeli rakip de genç isimlere yönelmiş durumda. Geçmişte de transferde birçok kez karşı karşıya gelen iki ekip bu kez de Yusuf Barası için kapışıyor. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Hollanda temsilcisi Azi Alkmaar altyapısında oynayan 18 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak istediği ifade edildi. Futbolcularla ilgili çeşitli verileri paylaşan Transfermarkt adlı sitede oyuncunun Fenerbahçe transfer olma ihtimalinin %89 olarak değerlendirilirken bu oran Galatasaray'da da %50. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Yusuf Barası forvette ve sol kanatta görev yapıyor. Alkmaar'ın U19 takımında gösterdiği başarılı performans sonrası 18 yaşında olmasına rağmen U21 takımına alınan genç yetenek bir kez milli formayı da giydi. Yusuf Barası U21 milli takımımızın Kosova ve Ukrayna ile oynadığı maçlarda görev yaptı. Genç yıldız Hollanda milli takımının da alt yaş kategorilerinde oynadı. Fenerbahçe'de forvet için girişimler sürüyor. İlk hedef olan Alexander Sørloth için Leipzig'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunan Sarı Lacivertler bekleyişine devam ediyor. Roma devreden çıkarken Southampton ve Marsilya'nın Norveçli yıldızı ilgisini sürdüğü bildirildi. En iyi teklifi Fenerbahçe'nin yaptığı belirtiliyor. Yönetim alternatif olarak Dembele, Bakambu ve
Hee-chan Hwang için de temaslarda bulunuyor. Bild, Sørloth'un babası Goran Sørloth'un Alexander'ın bu ay takım değiştireceği %150 kesin açıklamasına başlığını taşıyarak piyasa değeri 16 milyon euroya düşen Sørloth birçok kulübün radarında ancak Leipzig ödünç vermek istemiyor. Hala spesifik bir teklif yok dedi. Sørloth'un öncelikle 5 büyük Avrupa liginden birinde oynamak istediği de savunuldu. Başkan Ali Koç en geç haftaya bir golcü yetiştirmek istiyor. Forvet için Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim daha girdi. Hee-chan Hwang. 25 yaşındaki Güney Koreli de Leipzig'te oynuyor. Geçen yıl Salzburg'dan 9 milyon euroya alınan oyuncu Leipzig'te 27 maçta 3 gol artı 4 asistlik performans sergiledi. Hwang 37 kez giydiği Güney Kore milli takım formasıyla da 6 gol kaydetti. Süper Lig'de yeni sezonu pazar günü deplasmandaki Adana Demirspor karşılaşmasıyla açacak Fenerbahçe transfer için kollar sıvandı. Sabahın haberine göre yönetim geçen sezonu Atletico Madrid'de kiralık geçiren ve Olympique Lyon'la 2023 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Moussa Dembele için şartları zorlama kararı aldı. TFF'nin açıkladığı 497 milyon TL'lik limit nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı lacivertler kripto paradan gelecek en az 175 milyon TL'lik gelirle rahatlayacak. Bu kez de elden oyuncu çıkarmak gerekecek. Frey ve Kemal Ademi'yi bonserviste satan Kanarya, Kalkır'ı da gönderecek. Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele sırasıyla Fulham, Celtic, Olympique Lyon ve Atletico Madrid'de oynadı. Geçen sezon Lig 1'de 16 maça çıkarken 1 gol attı. Yeni sezon öncesi kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe, Beijing Guoan'dan Bakambu, Kopenhag'dan Jonas Wind, Rio Ave'den Andre Pereira ve Leipzig'den Alexander Sørloth ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı lacivertler de bu golcülerin yanına sürpriz bir isim daha dahil oldu. Kanarya uzun süre Lazio'dan Vedat Muriç ile ilgilenirken Sarri'nin Kosovalı golcüden faydalanmak istemesi üzerine transferden vazgeçti. İtalyan basınına göre Fenerbahçe ve birçok Serie A kulübü Lazio'ya Felipe Caicedo'nun durumunu sordu. Inzaghi'nin 3-5 ikilisinden sık sık forma şansı bulan Ekvadorlu oyuncu kendisini 4-3-3'te Immobile ve Muriç'in arkasında tutan Sarri'nin planlarında yer almıyor. Tutto Mercato'da yer alan haberde 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Ekvadorlu golcü için Fenerbahçe görüşmelere başladı. Bu bilgiler eşliğinde bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bizi Facebook ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın.